sürekli imaj yenileyen, denemediği saç modeli kalmayan Merve Boluğur yine yeniden tarz değişikliğine gitti. İmaj yeniledik sadece be babam, şu adaptasyonu gördün mü? Yeni saçlarıyla ilk kez magazin hattı kameralarının karşısındaydı. Yeni saç modelinizi soralım. Evet. Herkes çok yakıştırdı. Evet, ben de çok yakıştırıyorum. Çok seviyorum. Biliyorsunuz ben çok seviyorum değişikliği. Yani sarı yaptım, kızılı yaptım. Kısa kestim, uzun kullandım. Bunca saç modelinin bunca rengin arasında Merve Boluğur'un favorisi ise son tarzıydı. Valla şu an bu açıkçası. Rahatlık değil mi? Duş alıp çıkıyorsunuz. Aynen öyle. Şekil veriyorum. Yani mutluyum. Merve Boluğur'un imaj yenilemesinin sebebi yeni bir proje miydi merak edildi. Benim de kendimle ilgili koşturmalarım var. İşte onlarla ilgileniyorum. Ne gibi koşturmalar var mesela? Bana kalsın. Neyle ilgili? Hani en son kalsın. Bir şarkı falan muhabbeti vardı. Devam edecek mi sahneler evet. Falan? Valla istiyorum. Olabilir. Teşekkürler. Daha önce verdiği bir röportajda anne olmak istemiyorum diyen Gonca Vuslateri müjdeyi patlattı. Bebek beklediğini sosyal medya hesabından evet hamileyim bilinmesi için erken bir dönem. Anne olmak istemedim açıklamamı önüme getirmeyin. Hala aynı fikirdeyim. Sadece gelene git demiyorum sözleriyle duyurdu. Gonca Vuslateri şimdilik sevgilisinin kimliğini gizli tutarken mükemmel bir sevgilim var. Gözüne ilk baktığımda bu adam dediğim. Hala da o adam. Ünlülük içinde değil. Var olmamak demokratik hakkı. Biz onu göreceğiz fakat hakkında konuşmayacağız sözleriyle az da olsa merakları giderdi. Bebeğinin babasının ünlü sanat ve şov dünyasından olmadığını duyurdu. 2,5 aylık hamile olduğu söylenen Gonca Vuslateri, aile hukuku her şeyin üstündedir, olmalıdır, çocuğun özlük hakları için. Fakat hava soğuk, ısınınca bir düğün yaparım sözleriyle nikah masasına oturacağını da duyurdu. İnşallah senden bir çocuğum olsun. Bihter filminin Firdevs Yöroğlu'su Hande Ateizi, rol arkadaşı Farah Zeynep Abdullah ile sette kavga ettiği iddialarıyla gündemde. Ateizi kameraları görür görmez başladı açıklamaya. Bak benim hiç kimseyle bir problemim yok. Önce onu söyleyeyim. Tamam. İşte bunu bir sonuca bağlayalım. Bir evet, bağlayalım o zaman. Kimseyle bir problemim hiç kimseyle yok. Bir problemim yok. Hande Ateizi'nin tüm nefesiyle iddiaları yalanlamasının sebebi işte bu sözleriydi. Herkes herkesi biliyor yani. Hani onun için ne diyeyim ki? Var mı yani? Yorum yok. Farah Zeynep Abdullah ile aralarında geçen gerginliği doğrular imaları belli ki başını çok ağrıtmıştı Hande Ataizi'nin. Hiç kimseyle bir problemim yok. Güzel güzel filmimizi yaptık, teslim ettik. Ondan sonra hani güzel Kasım 15'te çıkıyor. O yüzden hani oradan başka bir şey çıkmasın. Israrlı sorular karşısında Hande Ataizi tekrar rol arkadaşıyla arasında bir problem olmadığının altını çizdi. Yok bu kadar değil vallahi benim. Ha bir şey olmuş ya hani. Ne olur vallahi rica ederim olmadı yok vallahi kimseyle problemim yok. Farah Zeynep Abdullah bir araya gelebileceğini hatta sözlerini kanıtlamak için basın mensuplarını 15 Kasım'da gerçekleşecek galaya davet etti. Yeniden merhaba demeyeyim tabii ki diyeceğim galaya. O zaman bu 15 Kasım'da bekleriz. Evet tabii ki. Buzdan erittik o zaman. Bir şey yaşandı ya, yok, bitti. Yok vallahi benim hiç kimseyle bir problemim yok ama konuşulmasın dendiği için ben böyle çok ayrıntılı konuşamadım. Bir diğer taraftan basında yer alan iddialar tamamen farklıydı. Söylenenlere göre Farah Zeynep Abdullah sette herkesle kavgalıydı. Senaryoya müdahale ediyor, Hande Ataizi ile sahnelerinde pas vermiyordu. Hande Ataizi bu durumu dile getirdiğinde ise sette kıyamet kopmuş, çekimler durma noktasına bile gelmişti. Yazılmadı ki bir şey zaten. Sadece Hande Ataizi ile Farah arasında problem var denildi. Ben de diyorum ki benim kimseyle bir problemim yok diyorum. Daha ne diyeyim? Sete gelip insanlara üstten bakan, küçümseyen egolu insanlar açıklaması da Hande Ataizi'ye hatırlatıldı. Ben onu genel olarak egolu insan. İşte oraya yontuldu ama hani. Yanlış yontulmuş o zaman. Vallahi ne olur başım belaya sokmayın diyelim. Yalvarıyorum. Bunu siz... Niye biliyor musun? Şundan dolayı. Bir kere her şeyden önce hani çok büyük bir problem varmış gibi yansıtıldı. O yüzden hani sadece benim söylemim önemli değil. Girift bir mevzu. Hande Ataizi Farah Zeynep Abdullah ile hiçbir sorunu olmadığını tekrar etti. Konunun kapanmasını rica etti. Açıklamalardan sonra karşı taraftan bir telefon mu geldi acaba? Ondan... Yok hiç öyle bir şey söz konusu. Yapımdan. Yoktum o yüzden konuşamıyorum. Hayır. Hayır bir kere yani negatif bir şey, kavga, gürültü vesaire gibi bir şey de olmadı. İşle alakalı bir mevzu olmuştur olduysa. Ahsen Eroğlu Nişantaşı'ndaydı. Ünlü oyuncu Cem Yılmaz'ın son filminde engelli bir karakteri canlandırmasıyla dikkat çekmişti. Aslında ona hiç yorum bile yapmadım daha önce bu durumundan dolayı. Çünkü gayet normal
bir hayatına devam ediyor. Herhangi bir problem olarak da görmüyor zaten Suhal bunu. O yüzden onun diğer karakterlerin arasında en kararlı, en ne yapmak istediğinden emin olan bir kız olarak hayatına devam edişinden bahsetti mi? Güzel oyuncu ilk kez çalıştığı Cem Yılmaz'ı şansı olarak ilan etti. Ya iletişim şeyimiz çok kuvvetli. Birbirimize bir sürü şey kattığımızı düşünüyorum ben. Ekibi de görseniz yani hani set olarak, ekip olarak herkes çok düzgün. O yüzden oraya gittiğinizde kendinizi çok güvende de hissediyorsunuz. O yüzden benim için şans olarak görüyorum bu ekibi. Siz mutlu musunuz bari? Bicik ben mi başaramıyorum? Metin abi önemseme. Toksik fikirler bunlar. Ahsen Ereoğlu, bana gitme vakti göründü arkadaşlar paylaşımıyla Türkiye'yi terk edeceğine dair söylentilerin çıkmasına yol açmış. Hatta eleştirilerin odağı olmuştu ki ünlü oyuncu sessizliğini bozdu. Ya terk edeceğim diye bir yorum yapmadım zaten. Ben okulumu ayarladım, ödemesini yaptım. İlk boş vaktimde gideceğim, eğitimimi alacağım. Biraz insanlarla tanışmak istiyorum, resim yapmak istiyorum, müzeleri gezmek istiyorum, kültürel anlamda kendimi geliştirmek istiyorum. Ve sonrasında da döneceğim tabii ki yani. Ya o zaman üzüldüm tabii ki. Ben hiç kötü niyetli olmadığım bir şey üzerinden küfürler, kıyametler duyuyorum ve hani deprem içinde olsun, yangın içinde olsun koştura koştura yanlarına gittim ben bu insanların. İlla çıkıp bunları ben yaptım diye söylemek mi gerekiyor yani? Ülkesini sevmediği yönünde gelen eleştirilere son noktayı koydu. Benim vatandaşlığım da var. Çocukluğumdan beri ailemden kaynaklı, ailem Bulgaristan göçmeni ve istesek 10 kere giderdik yani. Gitmediğime göre demek ki bu ülkede sadece para kazanmak için değil, ben çok parasız yaşadığım dönemler de oldu yani. O yüzden vatanımı neden sevmiyor olarak adlandırılmak, gidiyorsam da bunun bir dönüşü vardır yani. Kemal Artu ile güzel bir birliktelik yaşayan Ahsen Ereoğlu ilişkisi hakkında konuştu. Mutluluğunu dile getirdi. Güzel, iyi ilerliyoruz. Yani şu an için böyle hem gündemde yaşanan problemler çok üzücü. Yani her şeyi birlikte paylaşmak, gelişimi de birlikte yaşamak çok güzel. Umarım bir sorun, aksilik olmaz yani. Birkan Sokullu bir alışveriş merkezinde müzik aletlerine bakarken görüntülere yansıyınca meraklar arttı. Ya yeğenimin doğum günü de ona bir hediye bakıyoruz. Ben de dedim herhalde müzik geliyor herhalde. Yok şu an değil. Yakışıklı oyuncu bir süre ekranlara ara verdi. Yeni projesini beklerken dinlenmeye çekildiğini duyurdu. Biraz tatil yapıyorum aslında. En son işte Temmuz sonu bir film çekmiştik. Onu bitirmiştik Temmuz sonu. Evet. Ondan beri biraz tatil yapıyorum. Birkan Sokullu uzun bir süredir Eda Gürkaynak ile güzel bir birliktelik yaşıyor. Çiftin aşklarını ne zaman nikah masasıyla taşlandıracağı merak edildi. Biz çok mutluyuz şu an. Yani öyle bir şey olursa zaten paylaşırız sizinle. Şu an böyle. Ya düşünmüyor musunuz öyle söyleyeyim? Yani yok düşünmüyor falan değiliz. Herhangi planımız yok. Çok güzel akıştayız şu an. İlişkimiz de güzel gidiyor. Bakalım öyle bir şey olursa dediğim gibi paylaşırım sizinle. Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen fuarın ilk gününde Türk dizi ve filmler tanıtıldı. Haliyle Türk oyuncuları kırmızı halı çıkartmasıyla olay oldu. Oyunculuğu ile sık sık eleştirilen, performansı tepki çeken Hande Erçel, bambaşka biri dizisindeki partneri Burak Deniz ile gittiği Cannes'da oyunculuğuna gelen eleştirilere ilk kez cevap verdi. Bu defa ülkemde bu meslekte var olmak için savaşıyorum sözleri tepki çekti. Ben bunun karakterin üzerinden cevaplamak istiyorum. Leyla, hatta izlediğimiz birçok güçlü kadın karakter, kendi dünyalarında var olmak için çok savaşıyorlar. Ben de ne yazık ki ülkemde, kendi dünyamda bu meslekte var olabilmek için çok savaşıyorum. Oyunculuğuyla ilgili bitmek bilmeyen eleştiriler devam ederken destek görmediğini sözlerine ekledi. Bunlar gerçek hayatta var. İzlediğimizde ne kadar güzel diyoruz ama hayattan birini gördüğümüzde onu desteklemiyoruz. Hande Erçel oyunculuğuna gelen eleştirileri takmadığını da belirtti. Bu eleştiriler üzüyor mu? Bazen tabii ki üzüyor. Ama bu meslekte benim kişisel cevabım 10. senem ve üzülseydim 10. senem de olmazdı. Çok etkilenir bir noktada bırakır giderdim. Ama şu noktada geldiğim ve Leyla ile tanışmamın ve Leyla yolculuğumun özetinde çok mutluyum olduğum yerde. Güzel oyuncu açıklamasıyla bir kez daha eleştiri oklarının hedefi olurken şıklığıyla göz kamaştırdı. Ne var ki siyah elbisesiyle, Carla Bruni ile pişti olmaktan kurtulamadı.
Kırmızı halının bir diğer dikkat çeken partnerleri ise aralarındaki boy farkıyla Onur Tuna ve Burçin Terzioğlu oldu. ...1.95'lik Onur Tuna ile Burçin Terzioğlu boy farkı nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Partnerler uyumsuz bulundu. Halit Özgür, Simay Barlas, Cansu Tosun, Ceren Moray, Ayça Bingöl, Denizcan Ateş'in boy gösterdiği geceye Miray Daner ve Hilal Altınbilek'in piştisi damga vurdu. Kubilay Akan'ın Miray Daner'i Hilal Altınbilek'le aldattığı iddia edilmiş, ikilinin 2,5 yıllık aşkları o günlerde ihanet söylentileriyle son bulmuştu. Yıllar sonra Cannes'da karşılaşan Miray Daner ve Hilal Altınbilek fotoğraf çekimi için yan yana gelmek zorunda kaldı. Altınbilek rahat tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekerken Daner'in yüz ifadesinin ciddi olduğu ve bakışlarını kaçırdığı gözlemlendi. Fotoğraf çekiminin ardından ikilinin bir araya gelmekten kaçındığı ve aralarında soğukluk olduğu da konuşulanlar arasında yer aldı. You got that cheese.